Kafe Kahve, Ramazan Usta, Ali ile Rüya Adım Adım'ı sunar. Olay TV ekranlarından merhabalar değerli izleyiciler. Peygamberler Şehri, İSOT'un merkezi, Çiğ Köfte'nin merkezi Şanlıurfa'dayız. Gördüğünüz gibi Şanlıurfa'nın nüfusu 526 bin. Bu hafta Şanlıurfa'dayız. Şanlıurfa'daki tarihi güzellikleri, yöresel lezzetleri anlatacağız. Ve ne yapıyoruz? Şanlıurfa gezilerimize tüm hızıyla başlıyoruz. Değerli seyirciler, Bediüzzaman Said Nursi'nin makamına geldik. Bediüzzaman Said Nursi kimdir? Bediüzzaman Said Nursi Risale-i Nur Külliyatı'nın yazarıdır. Mezarı burada olduğu biliniyor ama rivayete göre mezarının burada olmadığı söyleniyor. Bediüzzaman Said Nursi 1878 Bitlis'e doğmuştur. İslam alimi ve müfessir olup
Risale-i Nur Külliyatı'nın yazarıdır. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bütün Urfa halkına, çoluk çocuğuna ve mezarda yatanlara her sabah dua ediyorum ve bütün Urfalıları selam ediyorum der. Urfa taşıyla, toprağıyla mübarektir. Urfa, İbrahim Halilullah'ın bir menzilidir. Hastalıktan kurtulursam gelecekte kışta Urfa'ya gitmeyi arzu ediyorum diye velansı yapıyor. 12 Temmuz 1860'ta mezarı gece açılarak naaşının bilinmediğini ve bir yere nakledildiği bilinmektedir. Hala mezarının nerede olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Değerli izleyiciler, Urfalı olup da Mersin'den gelen ziyaretçilerimiz var. Merhabalar. Merhabalar. Burayı neden geliyorsunuz? Neden huzuru buluyor musunuz? Onu sormak istiyorum. Evet, buraya geldiğimiz şöyle, yani biz senede bir defa muhakkak geliriz. Kendi memleketimiz. Ziyaret ediyoruz. Dost, akraba ziyareti. Güzel bir şehir. Evet, peygamberler diyarı. Tabii. Bu arada yeni de bir şey gördük. Siz de onu aldınız biraz önce. Değerli izleyiciler, şu kısımda de anlatırsanız isterseniz. Şu kayalıkların olduğu bölgede biraz önce fotoğraf çektik. O fotoğraf çekme esnasında size de gösterdim. Evet. Orada bir insan gibi bir şey evet, bir insan gibi bir şey gördük orada. Evet, orada evet. İnsan benzeri bir kaya var. Aynen. Yanında da ufak da bir çocuk gibi bir şey var bir de. Ayrıca onu da tam böyle şey yaptığınız zaman farkına varıyorsunuz. Evet, orayı tam çekersen orada hatta görünüyor zaten. Evet. Hissediyorsunuz. Orada hatta aynen. Tasarı baradan geldik yani. Tasarıdan geldik. Evet. Bu da buranın ilginçliğini ortaya koyuyor değil mi aslında? Tabii tabii. Burada tabii canım, bu yani eskiye dayanan bir gerçek, yani yaşanmış şeyler var burada tabii, yani. Tabii. Evet. Buraya gelince huzur buluyorum aslında tabii, ben gerçekten. Evet, evet. Bu manevi ortam, bu evet, duygusal an yaşıyorum aslında. Evet. Mükemmel bir. Herkesin eskiye, gelmesini eskiye tavsiye ediyorum. Eskiye dayanan bir tarih yani. Çok, çok eski bir tarih yani. Dünyada ilk belki de yani burada İslamiyet'in doğuşu diyelim yani, burada olmuştur. Şanlıurfa'daki tarihi güzellikleri, tarihi yerleri gezmeye devam ediyoruz ve şu görünmüş olduğunuz Aynel Zeliha Gölü'ndeyiz. Aynel Zeliha Gölü'nün hikayesini size anlatmak istiyorum.
Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ateşten kurtulma mucizesini gören kralın kızı Zeliha, Hazreti İbrahim'in davetini kabul ederek babasının ilahlığı yüzüne karşı reddeder. Öfkelenen Nemrut kendi eliyle kızını ateşe atar. Nemrut kendisine yakışır bir vaziyette kızının diri diri yanmasını ve ölümünü seyreder. Zeliha'nın düştüğü yerde bir göl ve bu gölün içinde balıklar oluşur. O günden bugüne Zeliha'nın düştüğü yere Zeliha'nın pınarı veya Zeliha'nın gözyaşı anlamında Aynel Zeliha Gölü denmektedir. Balıkların kutsal olduğuna inanıldığı için değerli izleyiciler buradaki balıklar yenmiyor. Aynel Zeliha Gölü'nde sandal keyfi yapıyoruz. Biz de buranın güzelliğini gördüğünüz gibi, Metin yaklaşırsan burada balıkları da görüyorsunuz değerli izleyiciler. Mükemmel bir sandal keyfi. Cengiz Bey burada mükemmel bir işletme kurmuş. Bize müsaade etti. Biz de sandal keyfiyle Aynel Zeliha Gölü'nü gezmeye devam ediyoruz. Şanlıurfa gezilerimiz sunumuz ile devam ediyor. Şanlıurfa deyince akla ilk akla gelen tabii ki ciğer. Şanlıurfa ciğeri nasıl bir lezzet? Şanlıurfa'da merkezinde nasıl bir lezzet bilmiyoruz. Daha önce lezzetlere bakmıştık Şanlıurfa ile ilgili ciğerin tadına. Şanlıurfa'nın merkezi ciğer nasıl? Şimdi bize buradan bakalım. Lezzetin noktasındayız değerli izleyiciler. Urfa deyince akla tabii ki ciğer geliyor. Ustam kolay gelsin. Sağ olun hocam. Seni tanıyabilir miyiz? İbrahim Usta. İbrahim Usta, Urfa deyince akla isot geliyor, isot ciğer geliyor. Başka ne geliyor? Çiğ köftemiz de var. Çiğ köfte de geliyor değil mi? İşli köfte de var. Ustam, iyi bir ciğer nasıl olması gerekiyor? Urfa ciğeri neden lezzetli? Urfa ciğeri hep kuzudan yapılıyor. Taze kuzudan yapılıyor. Bir de pişirdiğin zaman onu biraz canlı bırakıyorsun. Pul biberinden güzel kıvamında dört tarafını çevirerek pişiriyorsun. Şu şekil göstereyim. Bu ciğerleri ince saplamanızın nedeni nedir? İri olursa içi pişmez. Küçük olursa da daha güzel pişer, daha kıvamında pişer. Sulu oluyor değil mi? Daha oluyor. Genelde anladım. Biraz sulu bırakıyorsunuz. Burada aslında ciğerin haricinde kuşbaşı... Terbiyesiz tavuk var. Terbiyesiz kuşbaşı var. Bir de terbiyeli kuşbaşımız var. Bunlar hepsini doğa mangalda yemek lazım yani, hepsi güzel. Abi ya, değerli izleyiciler görüyorsunuz, Urfa'ya özgü değil mi? Urfa'ya özgü Urfa biberimiz. Urfa biberi. Abi bunu bir tane yesem ne olur? Biraz ağzın yanar ama lezzetlidir yani. Tamam. Seni tavsiye edip yiyeceğim. Değerli izleyiciler gördüğünüz gibi enfes görünüyor. Metin buraya yaklaşırsan burada bu o mis kokuyu ben hissediyorum sizler adına. Aynı zamanda bu lezzet nasıl bir lezzet merak ediyorum İbrahim Usta. Bize o zaman özel bir ciğerini atarsın değil mi? Tabii efendim, hemen, ne demek. Sabırsızlıkla bekliyorum değerli izleyiciler. Buradaki lezzetler nasıl bir lezzet
Bakalım bir de Ali Göksal'a baksın. Değerli izleyiciler, muhteşem bir sofra, ciğer, kuzu ciğer, terbiyeli terbiyesi kuşbaşı olsun. Gördüğünüz gibi mükemmel görünüyor, enfes görünüyor. Aynı zamanda burada göbekli taşı simgeleyen figürler de var. Metin şuraya gösterirsen göbekli taşı simgeleyen figürler de var burada. Burası güzel bir yer. Aslında şehrin merkezinde mükemmel lezzet olarak da kendini kanıtlamış bir yer aslında. Lezzet acaba bize bakalım diyoruz sizler adına. Nasıl bir lezzet? Sizler adına yemeye başlıyorum. Şimdiden afiyet olsun diliyorum. Lezzet olarak gerçekten değerli izleyiciler mükemmel. Etin tazelerini hissediyorsunuz. Ciğerin tazelerini hissediyorsunuz. Aynı zamanda burada aşağı yukarı 7-8 çeşit meze çeşitleri var. Tabii ki buranın doğal ayranı olmazsa olmazı diyorum. Ve ne yapıyoruz? Şanlıurfa'ya geldiniz mi? Mutlaka Urfa Tikirceri'nden yemeden geçmemenizi tavsiye ediyorum. Ve sizler adına lezzete bakmaya devam ediyorum ben de. Değerli izleyiciler, ciğerimizi yedik. Ciğerden sonra Urfa'ya özgü şırlı tatlısı değil mi? Aslında özünde şırlikidir. Islak anlamına gelir. Zamanla kısaltılıp şırlık haline geldi. Krep hamuruna benzer bir hamurdan yapılıyor. İçerisinde ceviz, üstünde fıstık gördüğünüz gibi hafif bir tatlıdır. Lezzetli, buyurun tadına bakın. Adına merak ettim aynı zamanda. İçerisinde ceviz var dediniz. Hafif şerbeti. Lezzetli bir tatlımız. Farklı bir lezzet, mükemmel ama. Hafif tatlı. Çok ağır değil. Evet, değil mi? Hafif tatlı. Hakikaten gerçekten ağır değil, hafif. Evet. Ceviz, antep fıstığı. Evet, hamuruna benzer bir hamur. Evet. İçine vallahi bol. Gerçekten mükemmel değerli izleyiciler. Şırlık tatlısını Urfa'ya geldiniz mi? Yemeden geçmeyin diyoruz. Sizler adına devam ediyoruz. Şanlıurfa'ya gelip de Hazreti İbrahim'in hikayesini anlatmadan gitmemek olmaz diyorum. Ve Hazreti İbrahim'in hikayesini şöyle anlatmak istiyorum. O zaman da Nemrut halkına çok eziyet ve zulüm çektiriyordu. Halk ne yapacağını bilmiyordu. Bir gün büyücü yanına geldi. Ey büyük Nemrut, ey yüce Nemrut dedi. Bu sene bir çocuk dünyaya gelecek ve o çocuk büyüyüp senin hükümdarlığına son verecek dedi. Nemrut ne yapacağını şaşırmıştı. Askerlerine haber etti. Tek tek bütün doğan çocukları toplatıp ve doğmakta olan çocukları toplatıp hepsini öldürttü. Sadece bir anne zulümden kaçmayı başardı. Arkamda o görmüş olduğunuz mağarada sığındı ve Hazreti İbrahim'i dünyaya getirdi. Thank you.
Hazreti İbrahim büyümüştü ve Nemrut'un putlarıyla mücadelesi başlamıştı. Bir gün putperestlerin şenlik yaptığı bir sırada Hazreti İbrahim eline baltayı alır, mabedin içine girer, dalar ve putları tek tek parçalamaya başlar. En büyük putu ise parçalanmaz ve baltayı en büyük putun boynuna asar. Şenlik bitmiş, halk mabede geldiklerinde ise bütün putların kırıldığını, parçalandığını, sadece büyük putun parçalanmadığını görürler. Halk kendi aralarında bunu kim yaptı derler. Yapsa yapsa İbrahim yapmıştır, alın getirin onu derler. Hazreti İbrahim'i bu putları sen kırdın derler. Hazreti İbrahim balta büyük putun boynunda, putları büyük put kırdı. Ben nereden kırayım ki dermiş. Halk şöyle der, putlar nasıl öyle bir şey yapar der. İşte o an tarihi bir cevap verir Hazreti İbrahim. Madem bunların taş parçası olduğunu ve bunu yapmayacağına inanıyorsunuz da neden putlara tapıyorsunuz? Putperestler bu cevaba çok sinirlenir ve Hazreti İbrahim ateşe atmak üzere mancınağı çıkarmaya karar verirler. Değerli izleyiciler, bu arkamda görmüş olduğunuz Hazreti İbrahim'i mancınağı çıkartırlar. Nemrut Hazreti İbrahim'i kaleye çıkarır ve arkamda görmüş olduğunuz iki sütun arasına mancınağı yerleştirir. Hazreti İbrahim o an şöyle der, Allah bize yeter, onu güzel bir vekildir der. O an aşağıda ateş yanmaktadır. Nemrut hiç umursamaz Hazreti İbrahim'in sözlerini. Mancınağı koymuş olduğu Hazreti İbrahim'i ateşe doğru fırlatır. Nemrut ateşe atmasına da Rabbimden o an şöyle bir emir gelir. Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selametli ol. İşte o an Hazreti İbrahim ateşe düşeceği zaman ateş suya, odun balığa dönüşür. Eski adıyla Halil Rahman, yeni adıyla Balıklı Gölü'nün hikayesi budur değerli izleyiciler. Şanlıurfa'ya gelip de Eyüp Peygamber'i ziyaret etmeden gitmeden olmaz dedik ve Eyüp Peygamber'in hikayesini anlatmak istiyorum. Eyüp Peygamber Suriye topraklarında zengin ve iyi ahlaklı biriydi. Eyüp Peygamber hem zengin hem hayırsever biriydi. Hayli o dönemde insanlar şöyle derdi. Bu kadar varlıklı olduktan sonra herkes dağıtır ve hayır yapar derdi. Oysa Allah Celle Celaluhu Hazreti Eyüp'ü samimiyetini ve bağlılığını biliyordu. Allah bunu diğer insanlara ibret olsun diye Hazreti Eyüp'ün önce malını ve zenginliğini aldı. Daha sonra evlatlarını aldı. En sonunda sağlığını aldı. Ancak Hazreti Eyüp tek bir cümle çıkartıyordu. Allah verdi, Allah aldı. Her şey onun değil mi derdi. Sabrını ve metanetini hiç bırakmadı. Acı ve ızdırap içinde olan Hazreti Eyüp
Vücudundaki yaralar gün geçtikçe artıyordu. İbadet yapamaz hale gelmişti. İşte o an Hazreti Eyüp şöyle dua eder. Ey Rabbim, halim sana malumdur. Adını anamayacak kadar hastayım. Ey şifa veren, şifana muhtacım diye dua ederdi. İşte o an Allah şöyle vahyeder. Ayağını yere vur der ve o suyla yıkan der. Hazreti Eyüp ayağını zorlukla kaldırarak yere vurduğunda berrak su ve o suyla yaralarını yıkar. Yaralarını o an iyileşen ve Hazreti Eyüp sağlığına kavuşmuş oldu. Daha sonra eski zenginine kavuşarak Allah'a isyan etmeyen Hazreti Eyüp Allah'ın sadık ve sabırlı bir kuludur. Ve Hazreti Eyüp sabrın timsali olarak tarihe geçer. Burası da Eyüp peygamberin şifa bulduğu kuyu değerli izleyiciler. Ayağını yere vurduğunda yerden berrak sular akarak yıkanmıştır ve şifasını bulmuştur. Şanlıurfa'yı gezmeye devam ediyoruz. Değerli izleyiciler, şu an İsotçular Pazarı'ndayız. Diyoruz ya, Şanlıurfa deyince akla isot biber gelir. İşte gördüğünüz gibi Şanlıurfa'da birbirinden farklı isotlar var. Buraya özgü isotlar. Merhabalar, hayırlı işler diliyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. İsotun merkezine hoş geldiniz diyorsunuz değil mi? Hoş geldiniz, evet, evet, evet. Burada kaç türlü isot var abi? Biraz anlatır mısın? Abi şimdi mesela şunlar Urfa'da, bunlar Urfa'da üretiliyor. Yalnız Urfa'nın isotudur. Bunlar fabrikadır. Fabrika. Yani fabrikada üretiliyor. Şunlarsa doğal olarak güneşte kurutulmuştur. Mesela bu kırmızı olmazsa hemen yere serip kaldırdığın zaman kuruduğu zaman kırmızı kalır. Anladım. Şunlarsa bu siyah olanlarsa Metin buraya gelirse siyahları da daha yakına çekersin. Siyahlar da mesela 15-20 gün uğraşıyorsun naylon arasında terde terlemesiyle güneşin tesiriyle siyah oluyor, koyu oluyor. Siyah ondan siyah. Evet, ondan siyahlaşıyor. Abi, yani bunlarda hiçbir katkı yoktur. Gerçek isotla normal isotu nasıl ayırt edebiliriz? Şimdi gerçek isot zaten hem kurudur evet. Hem de nemsizdir ve tuz oranı yoktur. Bir de zeytinyağlıdır. Bunlar. Bunlar yani doğal olarak bir de kendi üretimimizdir bunlar. Biz kendimiz yapıyoruz bunları. Yani bu yani biz kendimiz hem toptancısıyım hem öyle normalde kiloyla satıyorum nasıl yani. Bu arada işler nasıl? İşler şu anda piyasamız durgun yani. Durgun. İsotçular pazarı mı oluyor burası? Evet, burası İsotçular pazarıdır. Buraya girdiğin zaman mesela hemen aşağı çarşıda Haşmiye Meydanı'nda İsotçu pazarı olarak İsotçu geçer burası. Pazarı. Evet. Abi hayırlı işler diliyorum. Teşekkür ederim. Allah İyi Allah akşamlar Allah. Diliyorum. Evet. Diyoruz ya değerli izleyiciler İsotçular pazarı. İsotçular pazarı ne olur? Tabii ki isot olur. Burada zaten gördüğünüz bu kuru asmalar burada. Burada asma Urfa'ya aittir. Urfa'ya ait olduğu gibi. Patlıcan dolması, biber dolması. Bunlar hepsi kalan. Anladım abi. Ha. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Tepe Kahve, Ramazan Usta'nın sunduğu Ali ile Rüya adım adım devam edecek.
Zeytinyağlı Adıyaman çiğ köftesi şimdi Gaziantep'te. 2010 yılından bu yana zeytinyağlı Adıyaman çiğ köfte lezzetini Gaziantep'lere sevdiren İsa Usta, %100 organik el karışım baharatıyla, doğal zeytinyağı ile elle yoğrulan çiğ köftemizin tadına Adıyaman çiğ köftede varacaksınız. Güler yüzlü personeliyle haftanın her günü sabah 9'dan gece 23'e kadar siz Gaziantep halkının hizmetindeyiz. Alo paket 0534 492 71 17. Adres Düğmeci Mahallesi, Ömeriye Cami Sokak, No 16B, Urfalılar Kıraathanesi karşısı, Şahin Bey, Gaziantep. Farkımız, kalitemiz, zeytinyağlı Adıyaman çiğ köfte. Burhan Eroğlu ve Ceren Eroğlu 24 yıllık tecrübesiyle çıtır vurma kadayıfları siz Gaziantep'lere hizmet vermeye devam ediyor. 11 çeşit kadayıf çeşitleriyle çıtır burmadan peynirli künefeye, kaymaklı burmadan ballı kadayıfa ve birbirinden farklı kadayıf çeşitleri üretmeye devam ediyor. Çıtır burma kadayıfları yeni konseptiyle güler yüzlü personeliyle siz müşterilerini bekliyor. Adres Üniversite Karataş yolu üzeri Erdem Koleji civarı teleferik karşısı Gaziantep. Alo paket 360-3060. Lezzetin yeni adresi çıtır burma kadayıfları bir telefon kadar yakın. 27 yıllık tecrübesini el lezzetleriyle buluşturan Mehmet Usta, müşterilerine Urfa lezzetlerini Gaziantep'te sunmaya devam ediyor. Urfa tike ciğeri, Bilecik haşhaş kebabı, Maraş taraklığı, çöp şiş, kuşbaşı ve kebap çeşitleriyle hijyenik ortamında deneyimli ve güler yüzlü personeliyle sabah 8'den 24'e kadar siz müşterilerini buluşturmak için bekliyor. Adres Gazikent Mahallesi, 19 No'lu Cadde, numara 77, Gazikent, Gaziantep. Telefon 0342 241 5678. GSM 0542 768 2328. Tatmadan bu lezzete hemen karar vermeyin. Softa yaylasından gelen Softa kebap lezzetini sunan Menderes, Mustafa ve İbrahim Usta'nın lezzetleri Gaziantep halkına harika kebap çeşitleriyle hijyenik ortamında güler yüzlü personeliyle hizmet vermeye devam ediyor. Softa kebabı, Softa süzme kavurma ve kebap çeşitleriyle 20 yıllık usta eller farkıyla siz müşterilerini buluşturmaya devam ediyor. Adres Şube 1, Yeşil Evler Mahallesi, 150 No'lu Cadde, numara 6, Şahin Bey, Gaziantep. Telefon 0342 338 3474. Şube 2, Şahintepe Mahallesi, 133.435 No'lu Cadde, İnce Evler Apartman 6, numara 6, Şahin Bey, Gaziantep. Telefon 0342 501 1707. Kaliteli ürün, güler yüzlü hizmet, Softa Kebap Salonu. Nizip'te Urfa lezzetini sunan Halil Usta, 25 yıllık ustalığının verdiği tecrübesiyle siz değerli müşterilerini Urfa lezzetleriyle buluşturuyor. Babadan oğula geçen kebap çeşitleriyle, Urfa tiki ciğeriyle ve çöp şiş küşleme kuşbaşı lezzeti Nizip'te Halil Usta'nın farkını ortaya koyuyor. Hijyenik ortamında güler yüzlü personeliyle siz müşterilerini bekliyor. Adres E90 Karayolu üzeri Hacı Baba Tesisleri, Nizip, Gaziantep. Telefon 0342 513 0538. GSM 0544 611 9595. 7 gün 24 saat 365 gün hizmetinizdeyiz. Urfalım Ocakbaşı. Tepe Kahve, Ramazan Usta'nın sunduğu Ali ile Rüya Adım Adım devam ediyor. Sen bunların neyindesin? Ben kocaşla su kopsun ada. Bunlara kadar gelmedikleri de verdim. O şartta spor da çile çarpmamalısın. Mümkün oldu baktım. Hele ne olacak bak onu su kopsunlar. Gezen ki koyun. Avradın yüzü de anasını kopya bulsun. İşte bir de getir mi? Sefer de kopya bulsun ama. Sefer sizde görür işte. Hayır, niye kapıya bıraktın şimdi? Abi oğlum var ya. Mehmet. Koy nerede? Gel işte maça.
Ne oldu ya? Her güzel şey. Çektiği damar kuruyor şimdi. İşine gelince seni korkun. İşine gelince işe ver bu. Bulsam da verin ben ya. Bu kadar vakit hayatımda hiç sevmiyorum ya. Geri geç verin de. Şimdi geriden giderler lan. Ben hazırım kurban oldum. Gel gidelim. Sen de yine şimdi hep durma. Para aldım otur yerim ben. Ama günde gidip oynamayacağım. Yanım. Değil mi? Gelin kovu yaşmanı bekleyin ben. Yaşamayın. Bütün yerlerim dolu. Nereden açayım o bir? İşin gücün eziyet ben yok. Hiç romantik değilsin Mehmet. O da kimsin? Evet. Ana meyden de herifler var. Ne var? Teşekkürler. Bilirim. O da niye bana veririm ama gene de bir tek senin için yani bunu unutma. Oy verdim. Oy verdim. Diyor ki şahitli. Peki demiyor ki şahitli. Uşarım ben valla. Arkadaş dolma aç. Kapıcı sen kapatalım ya. Lan oğlum ne yapıyorsun? Bana neydi ben atlamayayım bunu ya. Kaç sende seni? Yere gidip yapmam için. Ya sen bunlar şu halde ben de Thank you.
oldu içeri ya. Gel de yap, ne tarafa gelmem. Ne olmuş? Yok gelme ya, ne? Ya burada oturma ile gelir mi bula? Burada oturma ile gelir, oturarak başarıya ulaşan tek varlık tavuk. Efendim merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Oyunu nasıl buldunuz? Unutulmayı üstten bir Gaziantep dili var. O dili tiyatroyla bütünleştirerek seyirciye keyifli, zevkli ve hakikaten ev içerisinde yaşanan her şeyi anlatan çok güzel bir sahne performansı izledik. Değerli izleyiciler, değerli sanatçımız Hasan Çoban'la birlikteyiz. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Çeliz Uşaklar'da yer aldınız konuk sanatçı olarak, değil mi? Evet, bu üçüncü oyunumuz oldu. Biz de artık Çeliz Uşaklar'ın bir bireyi gibiyiz. Her oyunda sağ olsunlar bize yer veriyorlar. Daha doğrusu Gaziantep'li sanatçılara destek veriyorlar. Tabii. O yüzden Çeliz Uşaklar'a ve Orhan Usta'ya çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bence böyle bir tiyatronun Gaziantep'te eksikliği vardı. Bence Çeliz Uşaklar'la tamamlandı diye düşünüyorum. Antep'in kültürünü ve sanatını bence çok güzel yansıtıyor, değil mi? Ve şöyle bir nokta var. Gaziantep'te tiyatro kültürü biraz zayıf. Gerçeğini konuşmak gerekiyor. Ama Çeliz Uşaklar bunu kendileri yendiler. İnanılmaz bir şekilde içerebiliyorsunuz, gördünüz zaten. Tıklım tıklım. Güzel bir başarı. Emeği geçen ve burada olan herkese teşekkür ediyoruz. Efendim elinize kolunuza yüreğinize sağlık. Çok güzel bir oyun çıkardınız. Neler söylemek istersiniz? Vallahi aslında çok konuşmaya gerek yok. Çektiyseniz seyircilerin alkışları, işte replikleri kesmeleri, gülmeleri, coşkuları aslında bunu çok iyi anlatıyor. Biz de iki kelam işte mutluluğumuzu söyleyebiliriz. Seyircimiz çok coşkulu. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmazlar. Gördüğünüz salon tıklım tıklım. Onların buraya gelmesi bizim karnemizdir. Gülmesi, alkışlamaları bizim karnemizdir. Çok mutlu hissediyoruz kendimizi. Teşekkür ederiz bizi yalnız bırakmadığınız için sizin de. Biz de teşekkür ederiz. O coşkuyu, o yoğunluğu biz de gördük. Gerçekten gözlerimize inandık. Biz de şahit olduk bu arada. Teşekkür ediyorum. Efendim güzel bir oyun çıkardınız. Teşekkür ederim. Zevkle izledik. Bayağı bir kahkahaya boğulduk. Seyirci yoğun bir ilgi gösteriyor. Evet. Bunun nedeni nedir sizce? Vallahi biz oyunlarımız zaten kısa bir dönem içinde hazırlanıyoruz. Çok yoğun tempoda hazırlanıyoruz. Bir de izleyicilerin artık damarını öğrendik. Yani nerede gülerler, nerede şöyle. Bir de kendi içimizden olduğu için bütün oyunlarımızdaki replikler. İnsanlar kendilerini buluyorlar. Ondan dolayı biraz daha mizah yüklü oluyor. Değerli izleyiciler, Çeliz Uşaklar'ın yazar yönetmen Orhan Uslu ile birlikteyiz. Merhabalar. Güzel bir oyun izledik. Çok teşekkür ediyorum. Elinize yüreğinize sağlık diliyoruz. Ayaklarınıza sağlık, sağ olun. Yoğun bir ilgi var gerçekten. Bunu gözlerimiz şahit olduk. Bunu neye bağlıyorsunuz? Bunu neye bağlıyorum? Bu sahnede insanlar kendi kültürünü görüyor, kendi çocuklarını görüyor, kendi anne babasını görüyor, kendi kardeşini görüyor. İşte evde ne yaşıyorsa, okulda, otobüste ne yaşıyorsa onu görüyor. O yüzden insan kendisinden olan, kendi hayatından olan her şeye ilgi duyar. Biz de Gaziantep kültürünü sahneye taşıyoruz. O insanlar da o kültüre acıkmışlar. Çünkü asimilize olmaya yüz tutan bir kültürümüz var maalesef. Bizler o kültürü ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bence insanların ilgisinin sebebi bu. Yani artık Çeliz Uşaklar'a bu bizim çocuklar demeye başladılar. Bu bizi daha çok gururlandırıyor. Bir dahaki oyunumuz ne zaman inşallah? Bir dahaki oyunumuz bu oyunumuzun tekrarı 23 Şubat'ta Devlet Tiyatrosu'nda. Ondan sonra hemen yeni oyunumuzun hazırlıklarına başlayacağız. İşte Allah kısmet ederse Haziran gibi de bir sinema filmi projemiz var. Onu hayata geçirmeye çalışacağız. Allah kısmet ederse destek bulabilirsek. Durmak yok. 4 yıldan beri hiç durmadık. Her 2 ayda bir yeni oyun oynadık. Bu belki Türkiye'de de bir ilk. Yani 2 ayda yeni oyun oynamak ben hiç şahit olmadım. Çünkü bu sanat camiasının içerisindeyiz. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de dahi 2 ayda bir yeni oyun oynayan hiçbir ekip görmedim. Ama benim ekibim bunu başarıyor. Çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. O çocuklarımı yetiştiren ailelere çok teşekkür ediyorum. Onların hepsini ellerinden hürmetle öpüyorum. Böyle pırıl pırıl evlat yetiştirdikleri için. Thank you.
Je n'ai aucune envie de dire ce que je ne pense pas. Aucune envie de fuir ce que je ne vois pas. Dis-moi si on ne devrait pas tous être comme ça. Suis-moi, je t'emmène là où le fou le roi. Dans ce grand cirque, la comédie ne me changera pas. Je n'ai jamais peur de devoir tourner le dos. Et dans ce pas... Aman efendim, Enginar Bahçesi'ne geldik. Şu anda enginarların içerisindeyiz. Ramazan Bey'in bahçesindeyiz. Hay gelsin efendim. Neler yapıyorsunuz burada? Gelmeyiz miyiz hiç? Biz buraya İzmir'e geliriz de enginar bahçesini ziyarete gelmeyiz miyiz? Zamanı mı şimdi? Tabii şimdi zamanlı. Şimdi zamanı, her taraf yemyeşil. Evet. Enginar. Ne zaman bu lezzetleri tatacağız? Bir ay içinde olur. Bir ay içinde evet. Allah kolaylık versin diyorum. Evet, Ramazan Usta'yı arıyorum. Ha, Ramazan Usta merhaba. Merhabalar. Merhaba. Efendim, ne güzel bir bahçe. Sağ olun, enginarlar işte gördüğünüz gibi. Evet. Hepsini tamamıyla organik bir şekilde yetiştiriyoruz. Biz zaten enginar lezzeti tattık sizde. Evet, harika. Lezzet demek ki buradan geliyor. Aynen, enginarlar buradan. Çok evet, güzel. Evet. Çok güzel ama oldukça zahmetli. Zahmetli tabii. Zahmetsiz. Hiçbir şey yok. Hele ki bir ürünü kalkıp da fidandan yetiştirmek ve sofraya getirmek zahmetli oluyor yani, ama. Gerçekten insanın çocuğu gibi oluyor. Belki de mi? Yetiştirmek yani bizler için evet emek istiyor. Harika bir bahçe, biz gerçekten çok beğendik. Ama buradaki tazecik ürünleri de sizin elinizden yemek, sizin usta ellerinizden yemek de çok farklı. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum efendim, çok sağ olun. Evet, hayvan bekliyorsun. Değneği almışsın eline. Evet, tabii. Değneği almışsın. Yetiştirilmeleri zor mu? Bunları 5-6 ay bekliyoruz işte bunları. Bekliyorsun o. Küçüklükten beri. Küçüklükten beri hep bunlarla uğraşıyorum. Hep bunlarla. Evet. Ne kadar zaman otlatma oluyor burada? Bunlar sabahtan akşama kadar otlatma oluyor. Sabahtan akşama kadar evet. Siz onların başında çubuğunuzla bekliyorsunuz. Bekliyoruz. Çok güzel bir yer. Biz burayı çok beğendik. Evet. Ve manzara müthiş gözüküyor. Nasıl? Köyde yaşamak kolay mı? Zor mu? Vallahi, köy hayatı biraz zor. Zor değil mi? Zor, zor. Bunlarla uğraşmak istiyor. Bir sene uğraşıyoruz. Bunları doğurtuyoruz. Şimdi sütlüden oğlak var. Zamanı değil mi artık? Zamanı. Oğlak zamanı. Evet, oğlak zamanı. Oğlak zamanı. Oğlak dolmazsa nasıl olur abi? Nasıl oluyor işte, bunların 5 ay taşıyor karnında. Ramazan Usta bize oğlak dolması yapacak. Evet. Oraya doğru gidiyoruz biz de. Tabii. Kolay gelsin diyorum. Hayır, kolay gelsin tekrar. Lezzet adreslerini, lezzet duraklarını gezmeye devam ediyoruz. Ve şu an neredeyiz? İzmir, Çeşme, Eskiyol üzerindeyiz. Urla ve Çeşme arasının tam ortasındayız. Yani Zeytinler köyündeyiz. Burada Ramazan Usta bize oğlak dolması lezzeti sunacak. Biz de bu oğlak dolması lezzetinin nasıl bir lezzet, ben de merak ediyorum. Rüya da merak ediyor. Ve ne yapıyoruz? Ramazan Usta'nın lezzetine doğru ilerliyoruz. Shared with you.
Burası böyle neler var? Annem bu nedir? Oğlak efendim. Oğlak. Oğlağı bizim için hazırlıyorsunuz. Evet efendim. Oğlak dolması evet. Hazırladık ne sizin için. Ne kadar zamanda pişecek? 15 yıl, 2 saat civarında pişiyor efendim. Öyle mi? Evet. Yani 2 saat boyunca biz burada oğlak dolmasını bekleyeceğiz. Evet ama efendim. Ramazan Usta deyince gerçekten harika bir lezzetmiş oğlak. Oğlağı nasıl yapacaksınız? Az çok bana anlatır mısınız? Tabii efendim. Oğlağı önce güzelce ne kıllarını, her şeylerini temizledikten sonra, evet, üstten yıkadıktan sonra iç pilavını hazırlıyoruz. İç pilavını normal pilavdan biraz farklı, azıcık diri bırakaraktan pişiriyoruz. Pişirdikten sonra ayrı bir yerde ciğerini, çam fıstığı içine kavurup tekrar baharatlayıp dolduruyoruz oğlağın içine. Çam fıstığı da koyuyorsunuz. Evet, kuş üzümü, çam fıstığı. İç malzemeyi, pilavın evet, her şeyini evet, hazırladıktan sonra içine değerli izleyiciler evet, dolduruyorlar. Daha sonra fırınlıyoruz. Evet, daha sonra fırına atıyoruz. Evet. Fırında 2-3 saat, bilemedim 2,5 saat civarında pişiyor. Ben buradan şunu anlıyorum. Değerli izleyiciler, ben şuradan şunu anlıyorum. Eğer oğlak dolması istiyorsak 2-3 saat önce haber veriyoruz, evet, sipariş veriyoruz. Ondan sonra oğlak dolmamızı keyifle yiyoruz. Aman efendim gel ustacım. Gel ustacım, gel ustacım. Bana bu etlerin güzelliği nedir, hijyeni nedir? Bana bir efendim kıvırcık kuzudan kendi ürettiğimiz hayvanlarımızdan bunları sizlere sunuyoruz. Ha, kendi ürettiğiniz evet hayvanların efendim etleri. Evet. Anladım, bu çok çok güzel. Özellikle tabii ki et çok sağlık içerir biliyorsunuz. Evet. Kendi etlerinizi taze taze insanlara servis ediyorsunuz. Evet efendim. Nedir? Pirzola. Kuzu pirzola, beyti, kuzu şiş, ızgara köfte, Adana, Urfa, tavuk pirzola. Değişik değişik. Evet, şu nedir efendim? Beytinin kesilmiş şekli efendim. Beytinin kesilmiş şekli. Adana'yı bir de siz metrelik olarak yapıyorsunuz değil mi? Evet efendim. Evet, bu da çok çok özel istiyor güzel. Masalara büyük evet, bir şekilde servis yapıyoruz. Oğlak dolmamız şu an hazır. Fırına göndermek için ne kadar bekleyeceğiz ustam? 2-3 saat civarında yani içeride pişmesi için fırına vereceğiz. Ondan sonra 3 saat bekleyeceğiz yani. Valla dayanamıyorum aslında değerli izleyiciler. Bu lezzet nasıl bir lezzet? Hazırlanırken bile biz bile heyecanlandık. Lezzeti gönder ustam içeriye. İşte değerli izleyiciler, oğlak dolmamız hazır hale geldi. 2 saat folyo ateşinde pişti ve 1 saatte üstü açık bir şekilde odun ateşinde pişerek hazır hale geldi ve ben işin başına geçtim. Allah Allah Allah. Şu lezzete bak ustam. Mükemmel görünüyor. Gördüğünüz gibi değerli izleyiciler, yağlar kendi yağında piştiği gibi görüyorsunuz. Mükemmel bir hale geldi. Ustam şu an hazır değil mi? Evet efendim, hazır. Şu anda sunuma hazır bir şekilde. Sunum yapabiliriz. Şimdi işin en zor kısmı ve en zevkli kısmına geldik değerli izleyiciler. Şu an servise götürelim. Lezzeti sizler adına bakmak için sabırsızlanıyorum. Niyazi Ustam, oğlağımız hazır. Böyle bunun kıvamı, bu kıvamdan pişmesi gerekiyor. Evet, İyice pişmesi gerekiyor değil mi? 3 saat boyunca bu şekil kızarması gerekiyor. Kızarması gerekiyor. Üstüne çember yağını koyuyoruz. Çember yağının yağları eridikçe oğlağımıza ayrı bir lezzet veriyor. Ha, bunun üzerine çember yağlarını temizliyorsunuz. Evet, aynı zamanda alıyorsunuz. Ondan sonra servisimize hazır oluyor. Değerli izleyiciler, işte bu güzel işletmenin sahibi Ramazan Usta ile birlikteyiz. Birbirinden farklı lezzetler, tabii ki oğlak dolmamız hazır. Birazdan gelecek. Ustam hayırlı işler diliyorum öncelikle. Nasılsınız, iyi misiniz diyorum. Teşekkürler, hoş geldiniz. Tekrar. Teşekkür ederiz. Urla Çeşme yoluna giderken dikkatimizi çekti. Sizi met ettiler, özellikle öve bitiremediler. Ramazan Usta'nın lezzetlerinden yemeden ve özellikle oğlak dolması yemeden geçmeyin dediler. Bize merak ettik. Size uğramak istedik. Öncelikle ben işletme olarak biraz bilgi verir misiniz? Burada hangi tür lezzetler sunuyorsunuz? Öncelikle oğlak dolmasından başlamanızı istiyorum. Mevsim oğlak mevsimi olduğu için şu anda oğlak mevsimi evet daha güzel. Oğlaklar iyidir. Oğlak servislerimiz daha iyi. Şu anda masaya da geldi. Evet. Oğlağımız. Niyazi ustamız anlattı bize oğlak dolmasını, 3 saat pişirildiğini, 2 saat folyo ateşinde ve 1 saate açık olarak pişirildiğini anlattı. Oğlak dolmanızın özelliği nedir?
Şimdi oğlak dolmamızın özelliği bizim oğlaklarımız, biz genelde oğlakları Çanakkale ve Balıkesir yöresinden alıyoruz. Yani herkesin kafasındaki o oğlak imajı bizim oğlaklarımızda yok. Bu oğlaklarda yok daha doğrusu. İçinde iç pilav ve Niyazi Usta da anlattı. İç pilavı ve ciğerle kavuruyoruz onu güzelcene. Fırına yerleştiriyoruz. Niyazi Usta açıyor şu anda. Evet. Açıyor zaten Niyazi Usta. Görüyorsunuz değerli izleyiciler. Mükemmel. Gerçekten mükemmel görünüyor. Sabırsızlıkla bekliyorum. Burada oğlak dolmasının haricinde başka hangi lezzetler sunuyorsunuz? Şimdi Ege otlarımız var. Tabii zeytinyağlılarımız var. Yöreye ait, bizim yöremize ait işte enginarımız var mesela, çok revaçta bu dönem. Mevsimi o da aynı oğlakla olduğu gibi. Artı bir de bizim sabah kahvaltılarımız var. Yani bize dışarıdan gelen müşteriler veya misafirler diyeyim ben, buraya kahvaltıya geliyorlar. Kahvaltıdan sonra öğle yemeğine kalıyorlar. Öğle yemeğinden akşam yemeğine kalıyorlar. Yani bir aile tam gününü burada geçirebiliyor. Bu zincirleme olarak devam ediyor. Sabah geldik mi akşama kadar devam eder diye, değil mi? Buradasınız, evet, aynen öyle. Yalnız Ramazan Ustam, şunu sormak istiyorum. Burada özellikle domates reçeliniz, farklı farklı reçel türleriniz var. Buradan reçellerin size özel mi? Reçellerin hepsi kendi imalatımız zaten. Köyde oturduğumuz için köydeki bayanlara falan yaptırıyoruz hepsini. Kimisini kendimiz yapıyoruz. Kahvaltılarda bunları sunuyoruz. Evet. Ben bu arada değerli izleyiciler, oğlak dolmam hazır. Ben sizler adına bakmak istiyorum. Nasıl bir lezzet oluştu? Bilmeliyim. Şimdi biz genelde mangal kebap üzere çekim yaptığım için Adana olsun, farklı lezzetler olsun, İlk defa çekiyoruz. Oğlak dolması lezzetinin nasıl olduğunu da bilmiyoruz. Yapılışı ve sunuluşu gerçekten enfes görünüyor. Lezzet nasıl? Sizin adına bakmak istiyorum değerli izleyiciler. Valla gerçekten değerli izleyiciler, mükemmel. Lezzet olarak da özellikle oğlan yağ kısmı olsun, zaten etle pilavla bütünleşmiş, lezzet olarak bütünleşmiş. Gerçekten ellerinize sağlık diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ramazan Usta, son olarak burada oğlak dolmasının haricinde et olarak da biraz bilgi alabilir miyiz? Hangi tür etler sunuyorsunuz? Gerçi Niyazi Usta'mız anlattı ama sizin anlatmanızı istiyorum. Şimdi Adana, Şanlıurfa dediniz. Aynı lezzetleri biz burada da yapıyoruz. Gene kıvırcık Balıkesir kuzularından kebaplarımız var. Tamamıyla kuzu üzerine. Zırhta Adana'mız var. Metrelik isterler. Metrelik yapıyoruz mesela. Metrelik Adana'mız var. Çok güzel mangalımız var. Gelen misafirlerimiz dışarıda kendileri de yakabiliyor mangalı. Etleri kendileri de pişirebiliyorlar. Ayrıca kendimiz de pişirebiliyoruz yani. Burası bayağı bir geniş bir alan üzerinde. 6000 dönüm değil mi? Yanılmıyorsam öyle demiştiniz. Burada aslında yazın çok çok aslında daha hareketli olduğunu söylediniz. Gerçekten aslında piknik yapmaya gelirmiş gibi, gerçekten mükemmel bir yer. Aynen. Vallahi böyle bir mekan kurduğunuz için teşekkür ediyoruz. Yani İzmir halkı olarak, Türkiye olarak gerçekten teşekkür ediyoruz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Müşteriler sizden çok memnun. Lezzet olarak da kanıtlamışsınız. Son olarak neler söylemek istersiniz? Yani bütün misafirlerimizi bekliyoruz. Bütün İzmir'i, yani kafalarını dinlemek için mekanımıza bekliyoruz. Tam gün geçirebilecekleri bir mekana sahibiz yani. Urla'ya 20 kilometre, Çeşme'ye 20 kilometre kadar. Yani Çeşme ile Urla arasının tam ortasındayız. Zeytinler köyündeyiz. Aynı zamanda lezzet olarak da kendinizi kanıtlamışsınız. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Hayırlı işler diliyorum. Değerli izleyiciler, lezzet olarak da, kalite olarak da Ramazan Usta'nın lezzetleri dilden dile dolaşıyor. Siz bile bu lezzetlerden vazgeçmeyeceksiniz. Lezzeti sizler adına bakmaya devam ediyoruz.
izleyiciler, Urla gezilerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bakalım bizlerle gelin. Çok güzel bir yere geldik. Melek Hanım bize ulu katmer ve kırda yapacak. Hadi bakalım nasıl oluyor? Aman efendim, neler hazırlıyorsunuz böyle, ne kadar güzel. Biz burada ulu katmer yapıyoruz. Oo, neler patentlidir. Patentli. Evet. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Bizim için de katmer yapacak mısınız? Tabii ki. Tamam, tabii biz katmerlerimizi bekliyoruz. Merhaba efendim. Merhaba. Tanıyabilir miyiz? Ben Bükem Akçoral. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Mis gibi kokularınız sokağın bir köşesinden duyulmaya başladı. İkramımız olur birazdan inşallah. Gerçekten dışarıda yapmış olduğumuz röportajlarda katmerinizi çok beğendiklerini söylediler. Ulu katmer özel bir şey. Evet. Herkesin bilmediği. Ve zannedersem Tatar böreği. Tatar böreği. Değil mi? Tatar böreği zaten çok aranılan bir lezzet. Evet. O da kızım yapıyor onu. Kızınız evet. Aynı bunu kardeşimle beraber. Evet değerli izleyiciler, şu anda katmerimizi bir gösterirsek Eskişehir işi. Böyle malzemesini koyuyoruz. 40 kat oluyor bu. Bunlar böyle kat. Şöyle şu kadar kat. Oluyor. 40 kat oluyor. Buraya da yazıyorum bakınız. Hı-hı. Unutmayın diye 40 kat eksik olmaz. Aa, inanmıyorum, bakabilir evet, miyim? Bakın. Çok ilginç bir bakın, şey gördük. Evet. Değerli izleyiciler, katmer sayısını hanımefendi bu şekilde yazıyor. Unutmayın. Unutmayın diye. Yani ben unutmayayım diye. Tamam, unutun diye. Yanlışlık olmasın. Kaydediyorum. Hassas bir çalışma da var. Evet. Ama her evet, şeyden güzeli benim çok dikkatimi çekti. Çok hijyenik bir ortam. Evet. Gerçekten insan kendi evinde gibi çok rahat teşekkür bir şekilde ederim. Burada evet, katmer her şeyimiz zaten özel ev yapımı. Çok güzel, çok güzel. Kıymamızı Urla'nın en iyi kasabından alıyoruz. Her şey o şekilde, hiç katkı maddemiz yok. Güzel. İnşallah beğeniyorlardır ki öyle duyuyoruz. Burada şimdi bir şey dikkatimi çekti. Sözünüzü kestim. Özür dilerim. Estağfurullah. Tarih, lezzet ve hijyen. Burada çok güzel bir üçlü var. Buradaki lezzet diyarlarını gezmeye devam ediyoruz. Lezzetin adresini gezmeye devam ediyoruz. İşte mükemmel bir yer, mükemmel lezzetler sunan bir yer. Bayındır'a özgü ulu katmer ve kırda lezzetini işte Melek Hanım işletiyor ve annesi Bükem Hanım işletiyor. Öncelikle hayırlı işler diliyorum, merhabalar diliyorum. İşletme olarak biraz bilgi alabilir miyiz? Hangi lezzetler sunuyorsunuz bu güzel bir kafede? Şöyle söyleyeyim, her şeyimiz ev yapımı ve yöresel tatlara yer veriyoruz. Demin bahsettiğiniz gibi patenti bizde olan Bayındır'ın ulu katmeri, meşhur ulu katmerini burada imal edip müşterilerimize sunuyoruz. Aynı zamanda Tatar lokumu, tava lokumu diye de geçer aynı zamanda. Bir hamur işimiz var. O da Eskişehir yöresinin. Ve aynı zamanda ev mantımız, açma gözlememiz gibi değişik ürünlerimiz var. Dekor olarak, dizayn olarak çok mükemmel, çok otantik. Gerçekten ara sokakta olmanıza rağmen biz böyle bir yer beklemiyordum. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Rüyayla görünce şaşırdım. Öncelikle bunu söylüyorum.
Dekor dizaynını ve işletme olarak kim düşündü, nasıl yaptınız? Bunu öncelikle... Kızımla birlikte dekoru. Kızımla beraber dekorunu bir objeleri toplayarak yaptık. Tabii bina bizim değil. Onu da binanın sahibi yaptırmış. Restorasyonunu yaptırmış. Gerçi kahvaltının haricinde, kahvaltı hizmeti de biliyorsunuz. Kahvaltının haricinde pasta gördüm, kuru pasta gördüm, börek gördüm. Biraz onlardan bahseder misiniz? Bütün börekler, çörekler, kurabiyeler, pastalar bana ait. Diğerlerini de ortaklaşa beraber ailecek işlettiğimiz için beraber hazırlıyoruz. Pastalarımız butik çalıştığım için, mutfağımız da ev mutfağı olduğu için sürekli yeniliyoruz. Her gün aynı tadı bulmuyorsunuz. Bugün cheesecake'imiz var, yarın brownie olabiliyor. Böreklerimiz değişiyor. O zaman günlük farklı lezzetler sunuyorsunuz değil mi? Sunabiliyoruz ama kırdemiz, bayındır ulu katmerimiz ve bayındır etli ekmeğimiz var burada minik. Bunlar hep fix olan ürünlerimiz. Bu övgüyle söz ettiğiniz bu ulu katmeri kızlara bakmak istiyorum. Bunun özelliği 40 kattan oluşması ve her katını tek tek çatalınızla rulo yaparak yiyerek tadına varmanız. Yiyiş şekli de var. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Ben kesmeye çalıştım. Hayır öyle yenmez dediniz. Ben de dedim durdum o zaman. Bir de o özellikle o küçük. Aynı şekilde gene bayındırın uluk mini etli ekmeği. Mini etli ekmek gördüğünüz gibi değerli izleyiciler. Bu sadece Ramazan ayında ve çiçek festivali zamanında fırınlarda pişen bir ürün. Vallahi gerçekten lezzetli. Yalnız kurabiyeleri de dikkatimi çekiyor. Son olarak o kurabiyelerin tadına bakmak istiyorum. Buyurun. Tabii ki müsaadenizle. Tazeliğini zaten hissediyorsunuz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Meleğin dayısıyım. Güzel yerde ikamet ediyorum. Yardım etmek amacıyla burada bulunuyorum. Ama gerçekten yani Urla da sakin bir yer, güzel bir yer aslında. Yani biz Urla'ya geldiğimizde Urla'ya bayılıyoruz. Mükemmel bir yer diyorum. Tabii böyle güzel mekanların olması da aslında daha renk katıyor, daha güzel oluyor. İleride projeniz nedir? Neler düşünüyorsunuz? Neler yapmayı planlıyorsunuz? Aslında biz şurada bu kadarcık bir yerde bunu işletmeyi başladık ama ileride tabii ki inşallah bize böyle bir yer nasip olur. Biz kendi yerimiz olarak işletmeye devam ederiz diye düşünüyorum. Başarılar diliyorum. Hayırlı işler diliyoruz. Böyle güzel mekan Urla'da olması, Urla'ların lezzet olarak lezzet kültürünü yansıttığınız için bize teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler diliyorum sizlere. Biz de bu arada değerli izleyiciler lezzetin adresini gezmeye devam edeceğiz. Lezzetle sizler adına bakmaya devam ediyorum. Şimdiden afiyet olsun. Tepe Kahve, Ramazan Usta'nın sunduğu Ali ile Rüya adım adım devam edecek. Zeytinyağlı Adıyaman çiğ köftesi şimdi Gaziantep'te. 2010 yılından bu yana zeytinyağlı Adıyaman çiğ köfte lezzetini Gaziantep'lere sevdiren İsa Usta, %100 organik el karışım baharatıyla, doğal zeytinyağı ile elle yoğrulan çiğ köftemizin tadına Adıyaman çiğ köftede varacaksınız. Güler yüzlü personeli ile haftanın her günü sabah 9'dan gece 23'e kadar siz Gaziantep halkının hizmetindeyiz. Alo paket 0534 492 71 17. Adres Düğmeci Mahallesi, Ömeriye Cami Sokak, No 16B, Urfalılar Kıraathanesi karşısı, Şahin Bey, Gaziantep. Farkımız, kalitemiz, zeytinyağlı Adıyaman çiğ köfte. Burhan Eroğlu ve Celal Eroğlu 24 yıllık tecrübesiyle çıtır vurmak adayıfları siz Gaziantep'lere hizmet vermeye devam ediyor. 11 çeşit kadayıf çeşitleriyle çıtır burmadan peynirli künefeye, kaymaklı burmadan ballı kadayıfa ve birbirinden farklı kadayıf çeşitleri üretmeye devam ediyor.
Çıtır Hurma Kadayı iftarı yeni konseptiyle güler yüzlü personeliyle siz müşterilerini bekliyor. Adres: Üniversite Karataş yolu üzeri Erdem Koleji civarı, teleferik karşısı Gaziantep. Alo paket 360-30-60. Lezzetin yeni adresi Çıtır Hurma Kadayı iftarı, bir telefon kadar yakın. 27 yıllık tecrübesini el lezzetleriyle buluşturan Mehmet Usta, müşterilerine Urfa lezzetlerini Gaziantep'te sunmaya devam ediyor. Urfa tike ciğeri, Bilecik haşhaş kebabı, Maraş taraklığı, çöp şiş, kuşbaşı ve kebap çeşitleriyle hijyenik ortamında deneyimli ve güler yüzlü personeliyle sabah 8'den 24'e kadar siz müşterilerini buluşturmak için bekliyor. Adres: Gazikent Mahallesi 19 No'lu Cadde, numara 77, Gazikent, Gaziantep. Telefon 0342-241-5678, GSM 0542-768-2328. Tatmadan bu lezzete hemen karar vermeyin. Softa yaylasından gelen Softa kebap lezzetini sunan Menderes, Mustafa ve İbrahim Usta'nın lezzetleri Gaziantep halkına harika kebap çeşitleriyle hijyenik ortamında güler yüzlü personeliyle hizmet vermeye devam ediyor. Softa kebabı, Softa süzme kavurma ve kebap çeşitleriyle 20 yıllık usta eller farkıyla siz müşterilerini buluşturmaya devam ediyor. Adres: Şube 1, Yeşil Evler Mahallesi, 150 No'lu Cadde, numara 6, Şahin Bey, Gaziantep. Telefon 0342-338-3474. Şube 2, Şahintepe Mahallesi, 133.435 No'lu Cadde, İnce Evler Apartman 6, numara 6, Şahin Bey, Gaziantep. Telefon 0342-501-1707. Kaliteli ürün, güler yüzlü hizmet, Softa Kebap Salonu. Nizip'te Urfa lezzetini sunan Halil Usta, 25 yıllık ustalığının verdiği tecrübesiyle siz değerli müşterilerini Urfa lezzetleriyle buluşturuyor. Babadan oğula geçen kebap çeşitleriyle, Urfa tike ciğeriyle ve çöp şiş küşleme kuşbaşı lezzeti Nizip'te Halil Usta'nın farkını ortaya koyuyor. Hijyenik ortamında güler yüzlü personeliyle siz müşterilerini bekliyor. Adres: E90 Karayolu üzeri Hacı Baba Tesisleri, Nizip, Gaziantep. Telefon 0342-513-0538. GSM 0544-611-9595. 7 gün, 24 saat, 365 gün hizmetinizdeyiz. Urfalım Ocakbaşı. Tepe Kahve, Ramazan Usta'nın sunduğu Ali ile Rüya Adım Adım devam ediyor. Tepe Kahve, Ramazan Usta, Ali ile Rüya Adım Adım'ı sundu.